Final dergilerinin sunduğu eğitim ve başarı devam ediyor. Efendim tekrar sizlerleyiz. İki değerli konuğum var bu bölümde stüdyomda. Bir tanesi artık hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Değerli eğitimci Celil Vardar bizlerle. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. LYS süreçlerindeki son durumları soracağım size. Geçen haftanın tartışmalı konuları vardı. Bir de sizin ağzınızdan yorumlamanızı rica edeceğim. Ve ikinci konuğumu da hemen tanıtmak istiyorum size. Yakın Doğu Üniversitesi'nden bu sefer bir konuğum var. Hem İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Evet. Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Ayrıca inovasyon başkanlığı yapıyorsunuz hocam. Ve Kod Adı Venüs filminin yazarı, yapımcısı ve yönetmeni Sayın Tamer Garip de bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizle de özellikle tabii Yakın Doğu Üniversitesi'nin spesifik bir takım bölümlerini soracağım ama bir parça önemli de başarı elde etmiş filminiz üzerine konuşmak isterim. İsterseniz buradan başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Kod Adı Venüs aslında Kuzey Kıbrıs'ın bir parça hayatını anlatan, tarihi sürecine de ışık tutan önemli filmlerden bir tanesi. Bu projede de Yakın Doğu Üniversitesi ile omuz omuza çalıştınız. Hani yönetmen şapkanızla diyebiliyorum. Nasıl bir hayaldi bu? Evet, nereye vardı şimdi? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Kıbrıs'ta iki sektör ayakta tutuyor Kıbrıs ekonomisini. Turizm sektörü ve eğitim sektörü. Evet. Üniversiteleri aslında. Üniversitelerimiz bizim en önemli. Ve turizm tabii ki. Ve turizm bu iki sektör ayakta tutuyor. Biz Yakın Doğu Üniversitesi olarak bir vizyonumuz var. Evet. Kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel'in hedefi adada kıtalı gibi yaşamak gibi bir hedefi var. Bunu da gerçekleştirebilmek için adada sinema sektörünü, medya sektörünü kurmak için üçüncü tamamlayıcı sektör olarak sinema sektörünü kurmaya karar aldık. Aslında adanın ekonomisine yeni bir vizyon katmak. Yeni değil bir vizyon katmak ve bunu ancak üniversite işbirliği devlet arası yapılan protokollerle yapılan bir projedir bu ve tam 10 yıl bir araştırma süreci yaşamış bir projedir. Öyle mi? Yapıyorum demekle olmuyor yani. Yapıyorum demekle olmuyor. Yani bir adayı geliştirmek, tarihini toplumsal hafızaya anlatmak istiyorsanız ve bu projeyi yaparken sadece Kıbrıs çapında değil, dünyanın tümüne Kıbrıs'ta yaşanan olayları toplumsal hafızaya yerleştirmek istiyorsanız bunun uluslararası bir proje olması gerekiyordu. Hocam bir akademisyen gözüyle de mi hazırlanmış bir film bu aslında? Şimdi bu film çok ilginçtir. Normalde filmler ya festivallerde ödül kazanacağım diye çıkıyor. Evet. Veya ticari amaçlı, vizyonda, vizyonda oynamak amaçlı. Para kazanacağım biz, diye. Para kazanacağım diye çıkıyor. Bizim hedefimiz bu ikisini kapsıyordu. Artı üniversiteyi bir platoya çevirme projesiydi. Evet. Ve üniversitemiz bir platoya çevirerek hem Kıbrıs'ın tarihini akademik olarak araştırarak 30 yıl sonra açılan gizli belgeleri araştırarak bugüne kadar duyulmayan, bilinmeyen Kıbrıs'ın gizli tarihini ortaya sergiliyoruz. Evet. Kıbrıs'ta neden ve niye o olaylar bu durumda? Biliyorsunuz şu anda AB'nin başkanı, Kıbrıs Rum kesiminin başkanı Sayın Ristafes'tir. Evet. Ve bu film sayesinde biz gerçekleri ortaya koymayı planlıyoruz. Evet. Cannes Film Festivali'ne gitme nedenimiz de buydu. Şunu anlatayım, üniversitenin şunu söyleyeyim. Buyurun. Üniversitenin tüm birimleri bu filmin gerçekleşmesinde yer aldı. Ve bu filmin oluşması... Öğrenciler de yer aldı. Öğrenciler yer aldı. Bu filmde 200'den fazla insan oynadı. Evet. 20'den fazla oyuncumuz üniversitenin içerisindendir. Tabii ki başrollerde profesyonel oyuncular oynattık. Bir de 12 tane İngiliz oyuncu 12 tane yer almış İngiltere'den, herhalde. İngiltere'den 12 İngiliz oyuncu getirttik. Başrolde oynayan Yasemin karakteri 4 ay Kıbrıs'ta adamızda üniversitemizde kalmıştır. Evet. Bu filmin görüntü yönetmeni Hollanda'dan getirilmiştir ve tüm öğrencilere gerçek bir sinema filmi yapımı sırasında eğitim verdik biz. Evet. Ve şu anda üniversitenin şu hedefi var. İletişim Fakültesi'nin şöyle bir hedefi var. Bu yıl üniversitemize mezun olan öğrenciler normalde üniversiteden ayrıldıklarında kısa filmle ayrılırlar. Bizim hedefimiz en az bir tane sinema filminde yer almış olmalarını sağlamaktır. Görev almış olmalarını sağlamaktır. Ve bu filmlerin de tabii ki vizyona girip başarı sağlamış film olmaları kendilerinin ileride
Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde iş bulma olanaklarını inanılmaz artıracak. Hocam şimdi arkadaşlarım tercih dönemindeler. Evet. Bu gözle şunu sormak istiyorum. Bizim Türkiye'de ya da daha doğrusu yani bildiğimiz üniversitelerin içinde iletişim fakültelerinde radyo televizyon ağırlıklıdır değil mi evet, hocam? Hani evet. Radyo televizyon eğitimi ağırlıklı verilir. Evet. Ama sinema eğitimi de kısa metrajlı filmin ötesinde çıkılmamıştır. Evet. Hani şimdi siz aslında Kıbrıs'taki bir iletişim fakültesi olarak bu üçüncü ayağı mı yaratacaksınız evet. orada? Şimdi şöyle bir durum var. Radyo televizyon ağırlıkla bütün fakültelerin gene yani üniversitelerin kurabilecekleri bölümdür. Evet. Gerçekten bir vizyon ve bir amaç üzerine kurulu bir üniversite olduğumuzun ispatıdır bu. Diğer evet. fakülteleri de anlatırken anlayacaksınız. Yaptığımız yatırımlar her zaman sosyal değişimi sağlamak için, topluma katkı koymak için ve üniversitemize gelen öğrencilerin başka üniversitede bulamayacağı o olanakları sağlamak için yapıyoruz. Anladım. Örneğin bizdeki radyo bölümü birçok üniversitede Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Evet. Bizdeki televizyon bölümlerini birçok demeyeceğim birkaç evet. yani 100 üniversitenin içerisinde belki 1-2 üniversitede bizde olan burada sizin oturduğumuz imkanlardan bahsediyorsunuz. İmkanlardan bahsediyorum. Bizde olan stüdyolar sizdeki şu anda TV8'deki stüdyolardan evet. pek farksız değil. Onu söyleyeyim. Rejimiz var, 3 tane ayrı stüdyomuz var. Işıklarımız yanlış anlamayın yine bizdekiler biraz daha fazla öğrencilerin kullanması için, öğrenmesi için daha büyük stüdyolarımız olduğunu buradan söyleyeyim. Peki. Şimdi sinema biliyorsunuz çok hızla gelişen ve bir ülkenin kaderini değiştirebilecek evet. bir olaydır. Türkiye'de de sinema sektörü çok hızlı gelişiyor. Evet. Ve bu sinema sektörüne genellikle öğrenciler iş bulamıyorlar. Evet. Giremiyorlar çünkü okullarda sadece teori veriliyordu. Evet. Şimdi biz bu adımı bir adım ileri götürdük. Yine ve çok başarılı hocalarımız tarafından var. Diploma verilecek, aynı zamanda da pratikte bir sinema filminin çekiminden tecrübeli öğrenciler yetiştireceğiz. Bu da bizim için çok önemli. Peki hocam, Celil öğretmenime dönmek istiyorum. Yani bölümlerden bahsedeceğiz şimdi sırayla iletişim dedik, ondan sonra denizcilik, iktisat, ekonomi ve mühendislik de soracağım evet. size. Ama bir yandan da bir sınav gerçeği, sınav sonuçlar gerçeği var elimizde. Geçen hafta çok tartıştık, puanlar yanlış mı hesaplandı, eksik mi hesaplandı, sizleri defalarca ekranlarda gördük, ihmaller mi vardı? Son geldiğimiz noktada çok ciddi bir ekiple büyük çalışmalar yaptığınızı da biliyorum. Öğrenci arkadaşlarıma bir parça durumu anlatır mısınız? Biraz içlerini rahatlatalım. Malum bu iki aşamalı sınav sisteminde evet. Öğrencilerin LYS sonrasında oluşan puanlarının %40'ı YGS'den geliyor. Evet. %60'ı LYS testlerinden geliyor. Evet. ÖSYM'nin kılavuzlarda ifade ettiği iki tane bilgiyi hatırlatayım burada. 18. sayfada kılavuzun ilk 18. sayfasında LYS'de adayların katıldıkları sınavların standart puanları hesaplayacakları söyleniyor. Evet, yani sınava girdiği evet. değil mi? Testini çözdü. Evet. Şöyle somutlayalım isterseniz. Lütfen. Matematik fen öğrencisiyim ben. Evet. Matematik fen puanının oluşabilmesi için iki tane sınava girmeliyim. LYS 1 ve LYS 2. Evet. LYS 1'de matematik geometri testlerini çözüyorum. Evet. LYS 2'de de fizik, kimya, biyoloji testlerini çözüyorum. Evet. Toplam 5 sınava giriyorum yani. Evet. Kılavuzun aynı sayfalarında diyor ki adayın katıldığı 5 sınavın en az ikisinden aday yarım ve daha fazla net çıkarırsa puan hesaplanır. Evet. Ancak bir tercih yaptı ÖSYM'e. Adayların katılmadığı sınavların evet. standart puanlarını hesaplamadan YGS'den gelen paylarını sıfır kabul etti. Evet, hiç girmedi bu işe evet. aslında değil mi? Yani, bu alanda bir hesaplamaya evet. girmedi. Şimdi geçen yıllarda ne yapılıyordu? Bir evet. MF öğrencisi TM'de de ortak test olan LYS 1'e girdiğinde, matematik geometri testine girdiğinde LYS 3'e yani TM için girilmesi gereken ikinci sınav olan LYS evet. 3'e girmese bile YGS'den gelen standart puanları bir puan zaten oluştuğu için evet. Adayların TM puanları da hesaplanıyordu. Bu yıl ÖSYM'e girilmeyen sınavın standart puanını sıfır kabul ettiği için adayların, MF'cilerin özellikle TM puanları çok düşük geldi. Evet. Bunun sonucunda eski yıl, geçen yıllara göre barajı geçen aday sayısında da azalma meydana geldi. Bu durum TM'den TS etkisinden de bahsedebiliriz. Yani TS'de de durum böyle. Dolayısıyla göreceli bir havuzda azalma gözlendi. Yani barajı geçememek evet, barajı geçen, denilen şeyin nedeni bu o zaman. Evet, evet, barajı geçememek. Aslında baraj da şöyle bir somutlamak gerekir. Konuyu ilgisi olanlar biliyorlar ama örneğin MF puan türünde aday 160 soruluk YGS'ye giriyor. Evet. 160 soruluk YGS'de ortalama %20 başarıyı elde evet. ederse 180 puan barajını aşarak LYS'ye girme hakkını kazanıyor. Evet. Yani 160 soruda 32 soru çözen çözerse, aday LYS'ye girme hakkını elde ediyor. LYS'de 80 soru var.
LYS 2'de 90 soru var, toplam 170 soru var. Evet. Bu 170 sorudan da işte birinden 16, bir öbüründen 18 çıkarırsa toplamda YGS dahil olmak üzere bir adayın 180 puan barajını geçmesi, 330 soru yöneltiliyor kendisine, 66 soru çözmesi yeterli. Evet. %20 ortalama başarı için. Burada tabii ki önceki yılla karşılaştırdığımız zaman şu sorunun cevabını da mı vereceksiniz acaba, şimdi hani tam yeri geldiği için soruyorum, kontenjanlar boş kalacak diye bir, evet, öyle bir efsane dolaşıyor, kalacak mı çıktı hocam? Üniversiteler de tedirgin, öğrenciler de tedirgin bundan. Şöyle düşünelim şimdi, hani öğrenci diliyle konuşmak gerekirse, lütfen, iki tane havuzumuz var. Evet. Havuzun birinde tercih yapma hakkı olan öğrencilerimiz var. Evet. Diğerinde de kontenjanlarımız bölümlerimizin var. Musluğu açıyoruz. Evet. Büyük havuzlar küçük havuz doluncaya kadar musluk açık kalıyor. Havuz doldu mu küçük havuz kapatıyoruz. Şimdi daha mı az öğrenci var elimizde? Hayır. Geçen yıla göre göreceli olarak az. Geçen yıl mesela MF 1 puanında 376 bin aday varmış. Peki. İşte biraz önce sözünü ettiğim çok iddialı olmayan adayların da TM puanları hesaplandığı için örneğin. Evet. Yahut işte TM'den giren öğrencilerin de MF puanları hesaplanıyordu. Evet. Bunların şimdi iddialı olmadıkları, yani katılmadıkları sınavların standart puanları sıfır kabul ettiği için, edildiği için onlar otomatikman barajın altında kaldılar. Bir ama sınavın, hocam zaten bir hani üst dilimde hiçbir şey etkilenmiyor o zaman hemen hemen. Çok alt dilimlerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi mesela MF için 246 bin kişilik aday var, tercih yapacak. Kontenjanımız da 161 bin kişi. Bütün adayların tercih yaptığını varsayarsak, 161 bin kişilik kontenjanı doldursak bile yine dışarıda adam kalacak. Yani evet, başka bir ifadeyle 100 kişiden ancak 66 kişinin, 67 kişisini yerleştirebileceğiz. Diğerleri evet, dışarıda kalacak demektir. TM'de 100 kişiden 32 kişi yerleştirebiliriz. TS'de 100 kişiden 13 kişi yerleştirebiliriz. Yani hepsini tercih yaptığını varsayarsak, kontenjan ve tercih yapacak aday sayısının evet, ilişkisi açısından. Evet. Dilde de 100 kişiden 39 kişi yerleştirebiliriz. Bu anlamda üniversitelerin boş kalması gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Geçen sene nasılsa ona benzer bir durum ortaya çıkar diye düşünüyorum. Örneğin geçen sene ek yerleştirme sonrasında bile 100 binlik kontenjan açığı kalmıştı. Bu bölümlere adayların yönelmesiyle, tercih etmesiyle, oraları tercih edip etmemesiyle bağlantılı bir şey. Evet. Bakın ben bu sene de buna benzer bir sonuç olabileceğini düşünüyorum ben. Yani yine çok sizi şaşırtmayacak herhalde sonuçlar. Evet, yani ben öyle bir sonuç bekliyorum. Öyle bir sonuç bekliyorum. Evet. Biraz bir küçük ara rica ediyorum sizden. Öğretmenime döneyim. Estağfurullah. Biraz Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuşalım. İletişimden sonra çok da benim de dikkatimi çeken fakültelerden birisi de denizcilik. Evet. Neler yapıyorsunuz denizcilik fakültesinde? Nasıl öğrenciler yetiştiriyorsunuz? Denizcilik fakültesi çok ciddi yatırımlar yapmış bir fakültedir. Yine aynı şekilde, aynı vizyonu düşünerek yapılmış bir, kurulmuş bir evet, fakültedir. Buradan çıkan, denizcilikten çıkan mezunlarımızın iş bulmaması gibi bir durum mümkün değildir. Çünkü çok büyük simülasyon evet, ortamları yaratılmıştır. Gemiciliği öğrenmek için, kaptanlığı öğrenmek için simülasyonlarımız vardır. Evet. Şimdi bunu birçok üniversite söyleyebiliyor. Evet. Biz bununla da yetinmedik. Dedik ki simülasyonla belki bir öğrenci yetiştirebiliyoruz ama gidip kendi gemimizi aldık. Evet. Ve şu anda bizim denizcilik fakültesinde okuyan öğrenciler neredeyse bitirdiklerinde lisanslı, tecrübeli bir kaptan olarak ayrılabiliyorlar. Ve denizcilik fakültesi Türkiye'de sırada bir fakültenin arasında önde çıkan, bizim çok gurur duyduğumuz bir fakültemizdir. Peki hocam, biraz da üniversite vizyonuna dönersem evet, ben. Hani bir üniversitenin vizyonu ne olmalıdır? Evet. Yakın Doğu'nun vizyonu. Sizin şimdi bir lafınızı okudum çünkü, dersiniz ki 21. yüzyıl üniversitesi evet, olmak lazım. Şimdi, nedir bu kastınız? Şimdi 21. yüzyıl üniversitesi olmak çok ciddi bir vizyon gerektirir. Bu nedir? 19. yüzyılda kurulan üniversiteler, 18. yüzyılda kurulan üniversiteler bir araştırma ağırlıklı bir üniversiteler olması evet, ve üniversiteden mezun olanların %100 garantili iş bulma ortamı yaratılıyordu. Şimdi çok fazla bir üniversite var farkındaysanız. Evet. Yani evet, Türkiye'de dahil dünyada bir üniversiteler bolluğu var. O yüzden bu üniversitelerden mezun olan herkesin iş bulması eski yöntemlerle mümkün değil. Tabii ki siz üniversiteye girip, araştırma yapan bir üniversiteye girip hedefinizle master doktora yapmak istiyorsanız akademisyen o ayrı. Olacaksanız bizde o
çok o bölümler de çözülmüştür. Çünkü master doktora yapanların %80'ini 90'ını biz almak zorundayız. Yani önümüzdeki o kadar bir hızla büyüyen bir üniversite olursanız Kıbrıs'ın en hızlı büyüyen üniversitesi olduğunu da söylemek zorunda kalıyorum. Peki. Burada. Şimdi niye büyüyoruz? Çünkü ciddi bir şekilde üniversiteden aldığımız kazancı direkt olarak üniversiteye yatırım yapıyoruz. Evet. 21. yüzyıl üniversitesi olmak demek şu demek. Bir kere bir inovasyon başkanlığı kurulmuştur. Nedir bu inovasyon başkanlığı? Evet, sizin aslında başkanı olduğunuz bölümden başkan olduğum. Ne demektir? İnovasyon başkanlığı demek bir üniversitenin tüm fakültelerinin disiplinler arası bir ortak bir projeler üretip o öğrencilerin dünyaya hazırlayabilmek ve iş bulmalarını neredeyse garantiye alması için kurulmuş bir birimdir. Yani bir üniversitede diyelim ki sadece mimarlık fakültesinden mezun olduğunuzda dışarıda nasıl iş bulunur, nasıl bir mimarlık ofisi açılır, eğer kendi şirketinizi kuracaksanız ne yapmanız gerekiyor bilmeden ayrılıyorsunuz. Evet. Normalde bir öğrenci mühendislik de okuduğunda sadece bu alanda spesyalize oluyor. Evet. Ama inovasyon başkanının görevi üniversiteyi 21. yüzyılda çıkan mezunların hem girişimci ruhunu geliştirmek, evet, ve size örneğin TVET'e müracaat ettiğinde size sadece bir diplomayla benim adım işte Ayşe veya Ece diplomam da Yakında Üniversitesi'nden bunun yanında kocaman da bir portfolyo sunmasını sağlıyoruz. Evet. O portfolyoyu hazırlayıp bu çalıştığı dalda yaptığı işleri gösterebilmek. Örneğin mühendislik fakültesinde süper bilgisayarımız var. Bu süper bilgisayar ancak ve ancak 21. yüzyıl üniversitesi olmak isteyenlerin yatırım yapabileceği bir yatırımdır. Evet. 12 evet. milyon değerindeki, dolar değerindeki bu bilgisayar, örneğin bir laptopla 100 yılda başarabileceğiniz işlemi bir saniyede yapabilen bir süper bilgisayardır. Evet, bunu anlamanız, eğitimin içinde mi bu bilgisayarda? Bu bilgisayar, süper bilgisayar sayesinde biz neleri başarabildik? Hı hı. Bir, Harvard, Stanford, MIT gibi okulların, üniversitelerin Meksika'daki robotik yarışmasına katılma şansı sağladı bize. Hmm. Bizim öğrencilerimizin yaptığı, ürettiği robotlar bu süper bilgisayar sayesinde çok başarılı bir hale gelip biz onlarla yarışacak bir duruma geldik. Evet. Yani bu çok önemli bir şeydir. İkincisi, süper bilgisayar sayesinde bugün İsviçre CERN'de dünyanın nasıl oluştuğunu araştıran projeye destek veren bir süper bilgisayarımız var. Bunun sayesinde CERN'deki araştırmacılarla bizim öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimiz tanışmış oluyor. Evet. Meksika'da dünya robot şampiyonasına katılanlar bu dünyanın içerisine girmiş olabiliyor. Anladım. İletişim Fakültesi film çekiyorsa bununla kısa filmle dünyaya veya sinema dünyasına, Hollywood'a veya Cannes'a gidemiyorsunuz. Ancak gerçek dünyanın üretimini yaparak girebiliyorsunuz. Yani 20. yüzyıl üniversitesi olmak hem endüstriyle hem de devletle çalışabilir bir mekanizmaya sahip olmanız gerektiriyor. Evet, evet, çok iyi anladım. Hocam tabii üniversiteyi dinlerken ayrı bir odaklanmayla dinliyorsunuz. Çünkü üniversiteli olmak aslında seçmek, yani üniversiteyi seçmek başlı başına bir kıstas işi değil mi? Hani bir aslında matematik değerlendirme işi. Hani iyi özelliklerini sıralıyorsunuz, size uyan özelliklerini sıralıyorsunuz ve bir üniversite seçiyorsunuz. Ama bir yandan da arkadaşlar bunları tercihlerine geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi evet. En çok aldığım sorulardan bir tanesi, ben işte atıyorum, örnek veriyorum, Yakın Doğu Üniversitesi'nin iletişim fakültesini istiyorum. Birkaç iletişim fakültesi daha istiyorum. Bunların kontenjan, yani kılavuzdaki sıralamaları bunlar. Hmm. Ben neye göre sıralayacağım? Evet. Yakın Doğu'yu daha çok istiyorum ama daha düşük bir sıralamada hangisini öne koyacağım derler. Nasıl bir sıralama yapsınlar? Şimdi önce şu genel bilgiyi bir hatırlatalım arkadaşlarımıza. Daha doğrusu bilmedikleri, şu anda onların bilmeleri gereken bir bilgiyi hatırlatalım. Birincisi, biraz önce tercih yapacak öğrenci havuzundan bahsettik. Evet. Bu havuzdaki herkes tercih yapmayacak. Evet. Geçen sene 630 bin aday tercih yapma hakkına sahip olduğu halde tercih yapmadı. Bakın yani bu sene bile. Öbür havuzda da insan tabii, kalacak. Tabii tabii. Evet. Bilerek ve isteyerek kalacak yani tercih yapmayacak. Bu sene 180 puan barajını geçip LYS'lere girme hakkı elde ettiği halde ki 1 milyon 300 bin kişi evet. Bunu elde etti. 450 bin kişi ben girmeyeceğim dedi.
870 bin kişi girdi sınavlara. Evet. Şimdi bakın orada bir 400 bin kişilik grup geri çekildi zaten. Havuzun dışında kaldı evet. zaten. Onlar bir sene sonra deneyecekler şimdi. Burada da aldığı puanlar çerçevesinde düşündüğü yerlere, programlara giremeyeceğini düşünen arkadaşlarımız geri çekilecekler şimdi. Orada da hemen hemen her puan türünde işte kiminde 50 bin, kiminde 100 bin, kiminde 200 bin civarında aday evet. tercih yapmayacak. Bir kere bunu evet. söyleyelim. Bir, ikincisi ÖSYM adayların iddialı olmadığını düşündüğü diğer testin standart puanını sıfır kabul ederek evet. Oradaki mesela MF öğrencisi için TM'yi, TM öğrencisi için MF ve TS'yi standart puanları sıfır kabul ederek daha düşük puanlar hesapladığı için evet. bir anlamda aslında tam öyle bir olmayabilir belki ama sonuçları itibariyle baktığım zaman geçen yılki alana uygun ortaöğretim başarı puanı katkısı sonucunda elde edilen puanlar ve başarı sıralarına yakın bir başarı sırası ortaya çıkarmış. Yani çok uzaklaşmadık evet, galiba evet, o evet. zaman. Öyle anlıyorum değil mi? Keşke bunu söyleselerdi adaylar rahatlarlardı. Evet. Şimdi işin kötüsü şu. Adaylar diyorlar ki işte siz ikide bir eksik var yanlış var falan diyorsunuz. Bunun üstüne fazla gitmeyin. Evet. Örneğin TM'ciler diyor ki hocam puanlar yeniden hesaplanırsa aramıza MF'ciler gelecek. Benim başarı sıram düşecek. Düşecek. Evet. TS'ciler diyorlar ki hocam aman sesinizi çıkarmayın. Zaten bizde kazanmak zor. TM'ciler girecek aramıza böyle kalsın bu. Evet. Herkes halinde şu anda memnun görünüyor. Evet. Ha. Gelelim şimdi. Öğrenci tarafında evet. böyle bir gerçeklik var. Evet. Yerleştirme meselesine gelince, tercih meselesine gelince elbette arkadaşlarımızın kendilerine özgü bir tercih listesi olması lazım. Her adayın ben hangi üniversitede okursam keyif alırım, hangi işi yaparsam, hangi mesleği yaparsam mutlu olurum sorusuna cevap bulması lazım. Evet. Ama genellikle birçok geleneksel yapının ağırlıklı hakim olduğu çevrelerimizde anne babalar ve çocuklar tamam üniversite tamam da bundan sonra ne olacaksın, bitirince ne olacak diye soruyorlar yani. İş evet. bulabilecek misin, para kazanacak mısın? Birinci sıraya yazdıkları, cevabını aradıkları şey bu. Evet. Tamam girersem, okursam ne olacak sonra? Evet. Yani tabii burada farklı bakış açıları da konuşulabilir. Sen üniversiteyi hele bir bitir, üniversitenin sana vermesi gerekenleri tam alırsan sen ekmeğini taştan çıkarırsın demek geliyor insanın içinden. Gerçi doğrusu da bu ama. Bence de. Ne yazık ki işte böyle mekanik bakıyor insanlar. Burayı bitireceğim. Orayı bitirdikten sonra hemen işim hazır olacak. İşe gireceğim. Çok para kazanacağım falan filan şimdi bakıyorlar. Benim mesela benim çok üzüldüğüm bir şey var hocam. Buradan söylemeden edemeyeceğim. Arkadaşlarım Twitter'dan yani 140 karakterden hocam. Bana sesleniyorlar ya da Müge Hanım'a sesleniyorlar. Diyorlar ki falanca filanca meslek iş olanakları nelerdir? Yani yazabileceğimiz şey 140 karakter. Bundan medet ummayı açıkçası çok gururuma da dokunuyor. Biraz araştırmacı olsunlar evet, biraz yani. Biraz internette bütün mesleki bilgiler her var. Şey hemen var. Hemen her gün bir üniversiteden yani. Her bir ya yani en son işte hani siz bile film çekmiş bir iletişim fakültesi öğretim üyesini bile getiriyoruz buraya ekranlara. Her bölümü tanıtmaya çalışıyoruz ama biraz araştırmacı olmak artık daha da lisedeyken araştırmacı olmak çok önemli diye düşünüyorum. Bir bilgiyi daha düzelteyim. Buyurun. Bize de çok sayıda soru geliyor. Şimdi bir tarafta işte 246 bin aday var. Evet. Öbür tarafta da işte 161 bin kişilik kontenjan var. Evet. Sanıyorlar ki 246 bin kişi sıraya dizilmiş vaziyette. İşte 160 binlik de kontenjan var. Yukarıdan başlayacaklar. 160 bin de kesilecek. Evet. Böyle bir yerleştirme mantığı yok. Yani nasıl yerleştirecek ÖSYM? Bakın ben size bir örnek vereyim. Geçen yıl en sonuncu sıradaki adaylar bile yerleşmişler. Örnek vereyim. MF puanında geçen sene 376 bin aday tercih hakkı kazanmış. Evet. 354 bininci adayın kazandığı yer var burada. Yani 376 bin aday tercih yapma hakkını kazanmış. 354 bininci aday üniversite olmuş. Evet, 354 bininci yerleşmiş. 360 bininci yerleşmiş. Evet. 360 bininci evet. yerleşmiş tabii olmuş. Ki. TS'de mesela 50.800. aday yerleşmiş. Evet. Ne bileyim işte TM'de 567 bininci aday yerleşmiş. TM1'de, TM2'de 582 bininci aday yerleşmiş. İktisat ekonomi bölümlerinde durum nedir hocam? Nasıldır? Var değil mi yani hani hakikaten şimdi oradan çünkü yakın doğuya geçeceğim. Hani oranın oranları ne gibidir? Şimdi ben puanlar üzerinden arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışayım izin verirseniz. Mesela MF 1 puanında ilk 10 binden öğrenci alan en son öğrencisini alan program olduğu gibi 356 bininci sıradan öğrenci alan program da var. Hı hı. Ne bileyim TM1'de ilk 500'den öğrencisini alan en son öğrencisini alan program olduğu gibi 568 bininci öğrenciyi alarak kapatan program da var. TS'de ilk 500'den en sonuncusu öğrencisini alan program olduğu gibi 392 bininci adayı alarak kapatan program da var. Arkadaşlarımızın
biraz daha geniş açıdan düşünmesi gerekiyor. Kendi başarı sıralarıyla, kılavuzdaki başarı sıralarında ilişki kurmaya çalışsınlar. Bu konuda sıkıntı varsa rehberlerinden yardım alsınlar. Çok az yukarı ama çok fazla aşağı inerek tercih listelerini oluşturmaya çalışsınlar. Çok kısalan zamanımı da gözeterek tercih yapacak arkadaşlara neden Yakın Doğu Üniversitesi'ni tercih etsinler? Bir iki cümleyle bize katkıda bulunur musunuz? Evet. Neden Yakın Doğu Üniversitesi'ni tercih etsinler? Şimdi bir kere üniversite okumak bir ayrıcalıktır. Hayatta bir kez bu tercihi yapma şansınız var. Ve doğru tercihi yapmak inanılmaz önemlidir. Çünkü önümüzdeki yaşayacağınız hayatı belirleyecek. Bir kere bizim üniversitemiz 20 binden fazla öğrencisi olan kocaman, büyük, geniş, yeşil çimlerin içinde olan bir üniversitedir. Evet. Artı 63 ülkeden yabancı öğrenci barındırmaktadır. Bu demektir ki uluslararası alanda birçok insanlarla arkadaşlık kurma fırsatı. Olimpik yüzme havuzundan tutun, 200 milyon dolarlık tam donanımlı bir hastanesi, tıp fakültesinden inanamayacağınız olanakları sağlayan bir üniversitedir. İlk önce yaklaşım olarak Kıbrıs'ı değiştirecek bir üniversite kurma hedefini kurduk. Şimdi önümüzdeki yıl otomobil yapma hedefimiz var. Yani üniversitenin kendi arabasını üretmeyi planlıyor. Üniversite seçerken önemli olan bir kere mutlu olup olmayacağınız. Evet. Mutluluk çok önemlidir. Güvenli olup olmaması. Evet. Tam güvenli yurtlarımız var. 24 saat güvenlik tarafından korunan yurtların olması. Evet. Bütün bunlara baktığımızda bunun arkasından da 4 senenin sonunda ben neyle ayrılıyorum diye bakacaksınız. Evet. Yani gideceksiniz, güvenli olacak. Çıktığınızda da benim elime ne verildi diye bakacaksınız. Hı. Diyeceksiniz ki son olarak söylüyorum. Bir elimde hakikaten uluslararası bir diploma var. Artı elimde inanılmaz bir portfolyo var iş bulabilmem için. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, kırmayıp bizi katıldığınız için. Size de hocam, önümüzdeki haftada yine her gün yayınlarımız devam edecek. Sizleri burada tekrar göreceğiz inşallah. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta içinde tercihlere kadar yine her gün yayında olacağız 5 ile 6 arasında. Ve sizlere buradan rehberlik etmeye devam edeceğiz. Hepinizin yakından tanıdığı gibi biz bu programı sevgili Yapım Ortam Müge Arda ve TV8'in çok değerli ekibiyle hazırladık ve ekranlarınıza getirdik. Yarın saat 17'de tekrar karşınızda oluncaya kadar şimdilik hoşça kalın.